Bak aslında biz hepimiz çok sakin insanlarız da. Ya baktığın zaman hani bir %10, %15'lik kesimi bir ayrı tutalım. Ama onların da rahatsızlıkları var. Ben onlara da kızamıyorum aslında. Hani bu sosyal medyada da falan. Onların rahatsızlıkları var aslında. Ama biz geri kalan insanlar sakin insanlarız. Şimdi bazılarımız bunun damarına bastığı zaman bizim tepemizin tası atıyor. Benim seninle ilgili şüphem şu. Nevrigül senin hep damarına basmış. Evet. O damarına bastığında kendini kaybettiğin bir anı mı denk geldi? Benim seninle Hayır. ilgili açıkçası şüphelendiğim Abla, benim damarıma bassaydı... Basmış ama daha ne olacak ki? 4 ay önce o telefon fotoğrafı, yani fotoğraf telefonuma geldiği zaman her şey olurdu. O 4 ay önce geldi yani. 4 ay önce yani olurdu bu olay. Telefonunu kırmadın mı İznik'te? Emniyet almadı mı seni? Al, orada açığı var. Ben çocuklarımı almaya geldiğim gün. Samet'in önünde dövdün onu. Hatta çocuklarımı almaya geldiğim gün. Dede diyor. Ben, bak, sen bana diyor, dedin, dövdün, kızım dedin diyor. Eczaneye gitti. Ne yani, eczanesinden geldi? Yani. Hangi eczaneden geldi? Hangi eczaneden geldi kızım? Ya İznik'te o hangi eczaneden geldi kızım? Hangi eczaneye giderken? Kızım hangi eczaneden geldi? Hangi eczaneden geldi? Hiçbir eczane yok ki abla ortada. Eczane mezane yok ortada abla. Nerede eczane? Eczane değil, yalan atma. Eczane dedi siz bana. Gidildi. Hayır. Yo, markete gidildi. Bulaşık ilacı alacaktı. Bulaşık ilacı aldı geldi. Kardeşimle beraber gitti. Ben bulaşık ilacını da görmedim elinde. Öyle bir alak yok ya. Bulaşık ilacını da görmedim elinde. Markete geldi, markete geldi. Bu yoktu yanında zaten, yoktu. Nazmiye yanında yoktu. Benim makam da orada, sen saçlarından sürükleyerek yerde dövdün onu. Demek ki sen onu takip ediyorsun. Bak, onun yanında kimse yok diyorsun. Sen bunu takip ettiğin belli, ortaya çıktı işte. Sen aradın neden hemen boşanmadın? Kızına. Telefonun çocuk, niye kapandı aldı. Ki 3 gün? Remzi neden boşanmadı? Abla, ben her seferinde söyledim. Bak şimdi söyleyecek bir şey yok. Boşanmanın kuralı belli. Abla, bu onun gelip gelmemesi de önemli değil. Bak, onun gelip ne gelmesi. Ne bileyim zihniyeti çünkü yok, hep planlı. Bak yavrum, boşanma. Bak, ben beni dinliyor musun? Bak Remzi'ciğim. Remzi'ciğim, sen ne mezunsun? Ben ortaokul abla, lise tek. Ortaokul, okuma yazmam var. Evet abla. Tamam mı? Buraya yazarsan, Türkiye Cumhuriyeti, işte Adalet Bakanlığı'na de, İşte savcılığa de, sayın, sayın savcım de, ne istiyorsan buraya yazarsın. Ben bilmem kim, TC numaram şu, TC numarası şu olan eşimle boşanmak istiyorum. Abi de nüfus kağıdı, evlilik cüzdanında fotokopisini arka eklersin, götürürsün Adalet Sarayı'na verirsin. Boşanmak budur. Müge abla, yani, boşanmak ha buna, istemedim. Orada kapıda yazanlar da var, onu da eklersin. Hiçbir şeyin yoksa orada barodan insanlar var, kapısını çalarsın. Aslında bir kağıt bir kalem. Hani bunun illaki dört dörtlük de olmasına da gerek yok. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. İstiyorsan de ki Adalet Bakanlığı'na, istiyorsan de ki Sayın Savcım'a, istiyorsan de ki Aile Mahkemesi'ne, ne diyorsan. Nöbetçi savcılığa dersin. Dersin ki benim TC numaram bu, şu tarihte evlendim, şu TC numaralı eşimden ayrılmak istiyorum. Bana böyle böyle erkeklerle fotoğrafını gönderdi. Evine de gelmiyor, gitmiyor. Davamın açılmasını istiyorum. O fotoğraftan sonra konuştuk hepsini. Hayata hepsini konuştuk abla, da, tamam. Gittin mi? İşte abla, ne diyorum sana, gelecekti, sonra da dava açmaya gidecektik beraber. Anlaşmalı bir beraber kere bitirecektik. Beraber gitmenize gerek abla, yok yani, ki. Abla, bizim bir kere de bitirecektik biz onunla. Hani anlaşmalı olarak... Bir keresi, olarak, iki keresi yok. Anlaşmalı olarak bir kere var. Bitmez öyle bir ondan kere de sonra, yani. Ondan sonra babamı aradı abla bir gün. Sen de bırakmamışsın peşini, evet, yani. Evet, olaydan sonra abla, işte bir lafımı bitirmeme izin verirsen abla. İşte. Babamı aradı. Babama dediği cümle şu. Ben dedi istediğiniz gibi boşanırım. Çocuklar da bende kalacak. Tamam dedi baba. Ama dedi köydeki tarlayı dedi benim çocuklarımın üstüne yapacaksın. Ben istediğiniz gibi boşanacağım. Niye yapacakmış baba? İşte ben de onu bilmiyorum abla. Onlar zamanında öyle söz verdi de evlendiği zamanlarda. Hı-hı. Ama bunlar şimdi... Sen tek çocuk musun? Yok, tek çocuk değilim abla. Kaç kardeşin? 5 kardeşiz. Niye 5 kardeşin üzerine babası sizin onun çocuklarının üzerine yapsın ki tarlayı yani? Yok, onların dediği... Ya, dediği mediği yok. Abi ölüm hak miras helal yani. 5 kardeşlerse o tarla 5'e bölünür. Evet. E tamam, o zaman bir saçmalık var ya işin içinde yani. Ben bak bunlar mi? Saçmalık. Evet, biliyorum. Boşanmak abla, bir kağıt bir kalemdir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben kendisi babasını karıştırırdım yaz abi. Git orada Adalet Sarayı'na ver. Sonra seni çağırırlar, dilekçeni de düzeltirler. Gidersin orada kalemdekiler de yardımcı olur. Hani evet, sen de ayrılmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Abla ben hep ayrılmak istiyordum. Yalan atıyor. Son bir senedir hep ayrılmak istiyordum. Remzi, babasın, yalan baba, atma. Baba, kaç kere Remzi, geldim dedi seninle. Babasını atma. Da, kocanı da aradım kaç defa. Yalan atma. Yalvardım kızına, dedim doğru, al getir Allah aşkına. Kim arıyorsun? Babam aramadı mı? Boşanmak istemedi. Babam aramadı mı sana seni? Bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde diyorum. Babam aramadı mı seni? Sana Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde diyorum. Ben çöp kapağının tenekesini kaldırır, demir ekmek evime ekmek getiririm. Ahlakımı bozmadım. Ama sen ahlaksızsın. Kızım, bak kelimene dikkat et ha. Niye ahlaksızsın? Bak kelimene dikkat et ha. Neden? Bak kelimene dikkat et ha. Dur bir dakika Remzi. Ahlaksız. Kimsin lan bana?
göster. Remzi dur bir dakika soracağım. Remzi bir sakin ol. Bir sakin ol. Nasıl sakin olabilirim? Tamam bir sakin ol. Alaksız diyor ya, ben niye sakin olacağım ya? Bir dinleyelim. Benim alaksızına. Ama doğruları söyle. Senin kızın bana mesaj attı, bende gözü vardı. Senin kızını ben sana söyledim. Alaksız. Ben alaksız olsaydım. Alaksız. Sana söylemezdim. Alaksız. Aa, bunları da söyle. Evet, bunları ben ahlaksız bir insan olsaydım ya, söylersin. Kavga yapmaya Sen Nazmiye'yi mi söylüyorsun? Nazmiye'de mi senin gözün vardı? Ha, Nazmiye'nin bende gözü vardı. Bana mesajlar attı. Benim senin gözüm yoktu. Senin gözün bende vardı. Ahlaksız bir insan olsaydım. Ben alaksız. Nereden anladın? Nereden anladın onu sende gözü olduğunu? Messenger'dan bizzat söyledi yani bana kendisi. Nasıl? Ben mesajları bizzat Şirin'e kendisini Şirin'e okutturdum mesajları. Yalan atıyorsun. Ne söyledi mesajında? Beni istediğini söyledi abla resmen. Kanıtlasın ha. Şirin var, Şirin mesaj şahidim kanıtla. Şirin. Mesaj varsa Şirin şahidim. Sen sonradan. Tamam arasın söyle, arasın söylesin, kanıtlasın. Sen attın mı mesaj? Atmadım abla, abla ben niye kendimi küçük düşüreyim, böyle bir şey yapayım? Ablamın kocasından mı benim gözüm olacak? Ben Şirin'e okutturdum abla bizzat. Mesajları bak dedim. Kardeşinin attığı mesajlara bak dedim. Ben ahlaksız bir insan olsaydım ben o mesajları göstermezdim abla. Yalan atıyorsun sen, iftira atıyorsun. Her şey yalan abla, her şey yalan. Anası da yalan, babası da yalan. Tamam sonra sen bunu eşine gösterdin. Eşin de Nazmiye'yi aramadı mı? Aradı. Aradı abla. Aradı. Ablana inandı. Ona inanmadı. Ne kadar iftiracı biri olduğu için ona inanmadı. Geldi benim telefonuma da baktı. Benim telefonumda öyle bir şey yoktu. Silmiş olabilirsin. Silmedim. Benim ablamın kocasında mı gözüm olacak? Böyle bir dünya var mı? Nasıl gitmiş o mesajlar ona? Ben onun mesajları atmadım. O bir kere iftira, yalan. Ablan okumuş ki sana gelmiş işte. Hangisi? Ablan işte okumuş mesajları da sana sormuş ya, o nereden okumuş mesajları? Bunda gözüm olacak mesajlarımı. Yok ben öyle bir şey yapmadım. O kendisi sonradan geldi dedi ki ne, başka biri yapmış bunu dedi. Şimdi senin ya, hakkında da böyle bir şey söylediler, yazdılar dedi. Ablanın hatırı için söyledim, anladın mı? Sırf ablanın hatırı için. Her ya şey bak yalancısın. Biz bunu yalan konuşmuştuk söylüyor. Değil mi? Bilgisayardan senin telefonun gibi mesaj atılıyor diye biz bunu işlemiştik ama artık atılabiliyor mu bilmiyorum. Yok abla, mesajda zaten Nazmiye olduğunu belirtiyor. Sesin Nazmiye var mı? Bir kanıt var mı? Bir kanıt göstersene. Benim sende mi gözüm olacak? Ben bu kadar mı şerefsiz bir insanım? Annenin hastaneye gittiği şeylerine kadar her şeyi, ablan her şeyi okudu okudu. Ablan okumasa gelip de sana böyle bir cümle söylemez. Ya, yok. Ya çok yalancısın, çok da iftiracısın. Benim ablamın kocasında gözüm olacak. Ben böyle mi bir şerefsiz kızım? Gönül almayı bilmeyene kızım ömrünü feda etmiş. Bu kadar basit. Gönül almayı bilmiyor, kızım ömrünü feda etmiş. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla İzmir'den cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.